Filistin'de katliamlara dünya yeterli tepki vermedi. Ancak bizi umutlandıran çok önemli gelişmeler var. İspanya'daki Filistin Büyükelçisi'nin göreve başlamasını, İrlanda, Belçika ve Filistin'in İsrail'i, Belçika'nın Filistin'i tanımasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas ile yakın zamanda çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin halkıyla dayanışma duygularımı paylaştım. Beni Filistin'e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin ziyaretinde bulunacağım. Bu konuda Prezidium'a 2 somut önerim var. Gazze'de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların geçişine izin verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Sosyalist Enternasyonel'in Orta Doğu Komitesi aktif girişimlerde bulunmalıdır. Ben bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya ciddiyetimizi ve samimiyetimizi de ilan etmek üzere Ramallah'ta yapmayı öneriyorum. Artık bu meselede temennileri bir yana bırakıp somut tutum almak durumundayız. Değerli yoldaşlarım, Sosyalist Enternasyonel'in biraz önce Şevkili Şantal'ın ifade ettiği gibi EDEK komite toplantısını henüz Eylül ayının başında kurultayımız bünyesinde Ankara'da gerçekleştirdik. Küresel ve ulusal sorunlar için ilerici yanıtlar başlıklı toplantı sonucunda Ankara Deklarasyonu'nu yayınladık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yıllık toplantısını burada yapmaktadır. Ancak görüyoruz ki Birleşmiş Milletler ne sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebildi, ne küresel gelir dağılımında iyileşme sağlayabildi, ne de başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çatışmalarda çözüm bulamadı. Geçen yüzyıldaki bir savaşın 5 galip ülkesinin bu yüzyılın sorunlarına çözüm üretmede tek yetkili olmasını ve veto hakkı gibi anlamsız ve çağ dışı bir hakkı hala kullanıyor ve sakınıyor olmalarını doğru bulmuyoruz. Birleşmiş Milletler'in daha etkin, daha demokratik ve daha adil bir yapıya kavuşturulması gerektiği artık bir zorunluluk haline almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini hedefleyen tutumuna verdiğiniz desteği çok önemsiyorum. Bu anlamda Bükreş'teki Avrupa Komitesi toplantısında yayınlanan bildiriyle bu mücadelemize tam destek verilmesi bize Türkiye'de de güç kattı. Bu destek için ayrıca teşekkür etmek ve Avrupa Birliği hedefine kararlılıkla yürüdüğümüzü bir kez daha teyit etmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlarken bir kez daha Şantal'a, Paulina'ya, Ankara'daki büyük dostlukları için EDOK Komitesi'nin tamamına çok verimli bir toplantı için teşekkür ediyorum.